Günaydın. Annem de gözümüzü C yılda açtık. Nasıl oldu biliyor musunuz? Kumsal okula götürdük. Evet, sabah 9'da kumsal okula götürdük. Şimdi dönüşte de yolumuzun üstündeydi. Sami'ye dedik ki hadi bizi C yıla bıraksana 5 dakika bakınalım. Şimdi C yıla girdik. Bu arada onu söyleyeyim. Anneme gittik, tarhana içtik sabah. Ondan sonra işte kumsalı bıraktık. Buradan da dükkana geçeceğiz. Allah nasip ederse işimize geçeceğiz. Bugün gezeceğiz. Şurasını story atmışlar baksana anne. O kadar güzel görünüyor ki. Bak bahar dalıyla kapısını ne güzel yapmış. Çiçek kısmını. Ay yok anne ben ne yapayım o alayı. Baksanıza. Bir sürü tüy toplayacak bir jeans. Böyle şey. Bütün şeyleri toplayacak yani. Siz anladınız. Ne anne şimdi ne istiyordun sen? Beyaz alma bence anne. Çok kirleniyor. Gri. Gri al. Aynısı. Hepsi aynı onların. Kahvesi var. Bak açık kahvesi ama gri güzel. Nerede var açık kahvesi? Hayır aşkım aynı. Ha o değil. O değil. Pardon. Tamam bu güzel. Bu. Tamam bunu al. Sen bilirsin. Bakalım C yılda neler var. Hadi gel içeriye geçelim. Şu değişik bu sunumluk birazcık tabakçıklara bakalım. Bugün bir şeyim. Halbuki gece saat kaçta? 6'da kalktım bir daha uyumadım. He? Tenha bu saatte çok tenha. Ay gelin size şey göstereyim. Bunlar yapay olanlar mı? Evet yapay. 149 lira diyor. Bakın bu başka bir çeşidi. Şöyle. Bu başka bir çeşidi. Şöyle. Evet bir de şunlar bizimkilerden var. Bakın şöyle karşıdan göstereyim. Ay şunu benim dükkanın kapısının önünde düşünsenize ne kadar güzel olur değil mi? Ay harika olur. Begonvil'in yapayı. Bu da çok güzel. 4649 TL'ymiş. Şöyle büyük bir boyama. Yani buralarda kapımızın önünde asla bu görüntüyü göremiyoruz. Almak bence çok güzel, mantıklı. Sadece işte güneş vurduğunda renkleri zamanla gider, o da yazık olur. Hani kapalı bir, güneş vurmayan bir yerde olabilir. Baksanıza şunlara ne kadar güzel salonlar için. Hepsi yapay. 3600 diyor şunu mesela. Sağ olsunlar danışma kısmındaki bayanlara rica ettim. Dedim ki YouTube kanalım için görüntüler çekmek istiyorum ama çünkü buradaki ürünleri çok beğeniyorum. Çekmek istiyorum ama müzik var çekemiyorum. Sağ olsunlar koskoca şey yılda. Müziği kapattılar. Şimdi müzik yok. Saat de sabah saati olduğu için sakin rahatça çekebileceğim. Şu kahve setini göstereyim size ilk önce. 3'ü bu tarafa asıyorsunuz. 3'ü de diğer tarafına böyle standta şekerliği var, sütlüğü var. Burada tabak şey bardak altı yani tabakları. Şurada fincanları. Burada da işte kahve. Demlediğiniz işte filtre kahve neyse. Onu koymak için demliği. Çok güzel ama bakar mısınız hediyelik. Ne kadar şık olur. 1200 liraymış. Bu da 1090 lira. Bunun demliği daha güzel. Çok şık. Yeni şeyler gelmiş. Ben de o zamandır gelmiyorum. Ha bir de böyle tepsili var. Yine kahve seti. Bunlar da 1450 liraymış tepsili olanlar. Sonra bakalım. Burada neler var? Baharat takımları. Şu yuvarlağa bakın. Şey gibi bir de gezegen gibi sıralanmışlar. İşte böyle kalp. Annem de turşu kurmak için şey bidon almaya yan tarafta o da. Bu da çok güzel. İki tane yağdanlık. Şöyle bakın. İki yağdanlık. Biri büyük daha böyle baharatlı. Üç tanesi de küçük. 1250 lira fiyatı da buna göre iyi yani. Acar'ın. Güzelmiş.
Hani böyle sunum tabakları. Şöyle 650 liraymış. Şu da güzel. Bu da ara bulmuş. 499 lira diyor. 500 lira. Güzel ama porselen de çok şık. Şu da güzelmiş. Kahvaltıda patates kızartması falan, o tarz şeyler. Tava şeyinde böyle formunda. Tava gibi aynı. İşte menemen yapılıp konulabilir. Patates kızartması kahvaltı için çok güzel. Bunu da beğendim. Bu da acarın. Ay, hem kalabalık değil hem müzik yok. Ne kadar sakin çekebileceğim sizi. Şarjımız ama yeter yani. O kadar, bitecek kadar değil. Ay, şunlara bakın. Allah'ım Allah'ım, kız bu ne? Cık. 250 liraymış. Ay, bu dün Dilan Polatlar'la ilgili yine saçma bir görüntü gördüm. Mide bulandırıcı. Yine bir de ağlıyor. Yine kendini savunmaya geçmiş. Ay, artık gerçekten inanılır gibi değil ya. Neyse. Pozitif olalım. Şunlar da çerez için 100 lira. Bu da çok büyük. Bu da küçük. Ben çerezi bu kadar az yemem. Çok az. Misafire de bu kadar az vermiyor utanırım. Yani şöyle. Şu kadar. Benim istediğim tabaklar, bunların fiyatları düşmüş. Ya da bana mı geliyor? 119 lira. İyi, bunlardan da bir yer alayım ben. Şimdi dolaplarım çoğaldı ya, yer açıldı. Hemen tabii şimdi ben durur muyum? Hemen onlarda şey yapacağım, dolduracağım. Ama şöyle güzel kaseler bulamıyorum. Kahvaltı ya da çerezde kullanabileceğim. Bu nasılmış? Bu da papatya. Bu da çorba kasesini hanım satıyor. Efendim, ha gelmiş annem. Bak, duyuyorsunuz mu? Gel sana tepsi alayım. Aşkım, sen tepsi almak. Bende demlik hastalığı, sende tepsi hastalığı var. Saçın acık çıkmış. Çok beğenmiş. Aldın mı turşu? Aa, bak, bulamadım. Çok güzel bir kek. Öyküye aldım onu. Çok güzel ama ne anne. Çok güzel. Şunu mu diyorsun? Yok artık anne. Şunu. Ne kadar güzel. Ay, böyle serilse vermiş. Ne kadar güzelmiş. Sam, sen ne yaptın? Biz annemle bakmaya girdik. Sami almış, biz boş geziyoruz. Çorap morap doldurmuş. Benim yemek katımından ama desenli mi? Annemin bunu sade, desensiz hali. Bak şöyle. Aa, bak onu görmedim. Ben onu nasıl görmedim? Beyaz var mı onun? Var. Ay, doğal taşlı gibi, güzelmiş. Aa, 300 lira bir tanesi, çok pahalı. Ama güzel yapmışlar, baksanıza. Doğal taşlı gibi. O kadar büyük bir yer ki bakın. Burası ne kadardır bilmiyorum yani. Bir de bu kadar da üst kat var. Bakın buradan ileriye de inanılmaz büyük bir yer yani. Hepsini çekmeye kalksam iki blok, bir üç. Çiçekli tabaklar. Bak, renkler de benim favorim. Güzel ama kibar. Ya ben böyle güzel kahvaltıda ve çerez koyabileceğim tabaklar istiyorum anne. Bulamıyorum. Bak, böyle mor, şunun gold'u varsa ben yine takım devamını alayım. Mor mu geldi bana rengi? Yo, ne moru, bembeyaz. Çok güzel. Sami. Ha, biraz yo. Tamam.
Şunun goldlusu var mı acaba? Görebiliyor musun dedim. Şunu takımımı tamamlayayım. Benimkiler gold çizgiliydi değil mi? Bak ne diyor? Efendim. Tamam kurtu oldu. Beğenmedim. Bak sana bir kupa aldım. Heh. Şöyle kahve içersin. Beğenmedi. Ooo ben onun hakikisini isterim diyor. Bulamadım, bulamadım. Ben de bıraktım, o bana mor geldi. Güzel bir parlak beyaz değil. Kahve içmeye alıyorum bak. Bak kupa alıyormuş kendine. Aa o güzel. Bunu, İçimini de düşün böyle. İçimini nasıl bunu, seversin? Bak olur. Onunla ben içmeyi sevmem mesela. Sevmem, ben şimdi bunu severim. Bu. Bu boy böyle bak, güzel. O da güzel içimli bak. O zaman kupaya bak. Sence? Ben olsam. Döndür bana doğru bir de. Ay ikisini de beğendim vallahi şu an. Türk kahvesi istiyorsun değil mi? Hı. Bu anne, bunu al anne. O çok büyük. Tamam. Tamam. Bak iki tane yağdanlığı var anne. Hı. İşte en çok kullandığım baharata büyük koymuşlar. Diğerlerini küçük üç tane koymuş. Standlı. Buna ben her seferinde bir baharat doldurmam lazım. Senin gibi yemek yapanlar onu günde üç kere dolduruyordur herhalde. Evet. Hmm, bak süt şişesi gibi. Güzel ama. Çok güzel. Ne konuyor bu? Süt. Ha. Evet. Ahşap ve ben beyaz ne kadar abi. Güzel görünüyor. Yok yok istemiyorum. Süt şişesi süt şişesinde durmaya devam etsin. Bak seçili almıştık bundan. Bu var ya bence en rahat tuzluk ve şekerlik senin içinde. Bak şöyle kaşığı içinde alıyorsun kapat. Porselen bak bir büyüğü var. Tuzlu mu büyük alsak şekerli küçük yoksa ikisini de mi aynı alayım? Bence ikisini ya şeker de aynı kullanılıyor. Bizde çok şeker kullanan yok. Yok. Tuz da aynı. Bence iki tane küçük tamam, boya. Tamam iki küçük al. İki tane alalım bundan. Vallahi bunlar çok rahat. Ama bunlar iyi değil. Bak şimdi bir daha bak ama. Şöyle bir içinde? Elinde tutayım ben. Var. Bak şimdi bunu tuz şeker bu boy mu iyi dersin? Bak bir de şimdi ötekini göstereyim. Küçüğünü. Şekere bu iyi. Tuza da iyi. İyi mi? Yani bir kutu bir günde bitirmeyeceğim. Ha, yalnız bir dakika bir şey fark ettim. Ha yok büyükte de varmış. Tamam ahşap şuraları diyecektim. Bunda metal. Ama hepsinde değilmiş. Tamam. İki tane küçük alıyorum. Bu arada 179 lira küçük boyu. 269 lira. İşte 100 lira fark var. Büyük boyu. Çok güzel. Böyle iki tane aldık annem için. Yani hani kapak kapatıp açmaya uğraşmak derdi yok. Elinin altında rahat edeceği bir şey annem için. Kahvelerimi yaptım. Dükkana geldik. Serdal abi içmeyeceğim dedi. Onlar orada sürekli şey konuşuyor. Tohum, biber, Urfa biberi, Antep biberi. Hadi gel kahveni vereyim. Yanına şeyim var. Bisküvim var ama annem yemiyor. Ben diyetteyim. Diyete girmiş. Serdal abi ne kadar inleneceğiz? Üç gün. Ne diyor bak baba? Tanıyamayacağınız beni diyor duydun mu? Başa yemeye zaten. Hani bugün biz sana yemek yedireceğiz. Bugün yasak. Bugün yemeyeceğiz. 90'a ineceğim. He, söz mü 90'a ineceğim? Söz. 98 kilo. E tamam da. 8 kilo vereceğim. 8 kilo. Elinde de örgüsü bak geldiği gibi. Spor anında. Tabii spor. Spor. Bilek sporu. Bilek sporu diyor. Neyi? Gözlüklerimi dur ben veririm sen otur. Müge Anlı Sami bitti. Annem başladı. Neyse sesini kıstım. Bak 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 bak. Karşıya git kilitli iğne almaya. Aldın mı? Aldım. İp de alabilirim dedi. Ben gideyim dedi. Yok nasıl fırına ip yok? Gittim. İp yokmuş kalın ip. Ha kalın ip. Fırına gittim. Size bu şimdi... tayinini aldım. Kendime kepek ekmeği yoğurtla diyetteyim. Diyetteyim. Bak şimdi her sahnede bebe diyetteyim. Bakayım ne güzel. Bunları işaretlemek için alıyor ben annem. Kumsala mısır ekmeği aldım. Tayinli çörek almışsın. Bir gördüm. Dedim ki ben alayım. O bak yiyecek görüyor musun? Ay yavrum benim heves ediyor. Kahvelerimizi içtik. Burada annem örgüsünü örüyor. Bakın kepek ekmeği almış. Kumsala mısır ekmeği almış. Ondan sonra şu akide şekerini Uğur abi seviyor diye onu almış. Ondan sonra kendine ne almış? Beyaz leblebi almış. Halbuki ben onu almıştım çitlekçiden ama. Bir de Sami'ye tahinli almış. Sami'de müşterisi var. Tezgaha koymuş onu Allah'ım.
bakalım. Ay sıcak. Bir de böyle tahinli almış. Diyor ki azıcık daha uzun olaymış diyor. Evet. Değil ama bak bak dizlerinden aşağıya bile azıcık duruyor önü. O kadar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Zayıflayınca o aşağı inecek. Ay baksanıza düğmelerim ne çok attı. Ama Allah razı olsun yeniden bana arkası daha sağlam yaptı. Karşıdaki beyefendiyle bayan. Heh, gösteriyorum pardon. Bir dön bakalım şöyle. İnfilozur aynasında. Hayır değil anneciğim. Hayır üstündeki çok zayıf göster. Aynı mı? Vallahi biraz bana öyle geliyor ayna. Değil mi? Yani sen öylesin. Bak aynaya gitti bakıyor. Ya seni yerim ya. Yumuşacık ama. Yumuş. Yani bir tane siyahlı var onu da alacağım şimdi. Al. Kaça aldın? 200. Ay hiçbir şey değil anne. Baksanıza bu ayna birazcık zayıf gösteriyor. Hayır be. Ben de bugün zayıf var ya. Şu. Zayıfı zayıf gösteriyormuş. Bu siviti giydim. Saçlarımı bakın. Dün akşam o kadar soğuktu ki. Ama ben sana diyet şey leblebi aldım çiftlikçiden. Evde sarı da aldım, beyaz da. Bak atıveriyorum. Bunu gene büyük damatıma aldım bosteler. Evet tahmin etti. Bunu Uğur abi almış dedim. Sarısını çok sever. Evet. Akşam o kadar soğuktu ki duş almaya üşendim. Bakın saçımı güzel spreyledim. Taradım. Şu tokamı taktım. İçten bir topladım şöyle. Lastiği taktım. Sonra bu sivit elime geçti. Bunu giydim. Tight. Ve şu ayakkabılarım, dükkan ayakkabılarımı giydim. Heh. Bu tahinliymiş ama sıcacık yiyin. Sıcacık sen ye. E peki anne. Şimdi babamla şey istiyorsunuz. Öykü giderken Öykü'yü götürmek istiyorlar. Kedisi de var rahat gitsin diyorlar. Oradan da babam Kaplıca'ya gitmek istiyor. E Kaplıca'ya gidersen orada yiyeceksin dayanamayacaksın. Yemeyeceksin. Ay sen anne tartışmanızı anlatsana babamla. Babam bana geçen akşam girdim işten. Şimdi anlatayım size de. Girdim içeri bana diyor ki Allah aşkına şu anana diyor bir akıl verir misin diyor. Şimdi ne oldu baba dedim. Ya diyor bir kadına diyor her şey dahil otele gidelim diye ısrar ederdi bir kocası diyor. O ısrarla yemek yapmalı pansiyon istiyorum der mi diyor. Sonra annem de diyor ki bak diyor gittiğin otellerde diyor bir damla domates yanına diyor kurumuş peynir üstü diyor. Kahvaltıda ilk 3 tane. Heh, sen anlat. Şu kadar peynir dilim domates ben o domatesi böyle tabakta doğranıp göreceğim. Yağlı bandıracaksın. Bandırmayacağım şimdi diyetleyeyim de. Şöyle yapayım ikimizi de görün. Beni aynadan görün. İsterim ne istersem onu pişiririm yani. Ben diyetteyim otelde ne çıkarsa onu yiyeceğim. Ben otel istemem katiyen gitmem de otelde istemem. Olmadı kendimi de çekeyim derken annemi çekemiyorum. Yani diyor ki akşam yemeği diyor olunca diyor. Böyle diyor şey diyor durmuş kokmuş yemekler yiyeceksin diyor. Babam diyor ki olmaz o otel güzel Zümrüt diyor. Hayır diyor ben kendim pişireceğim diyor. Ya dedim ki anne gerçekten iyi misin? Ben halen pişirdim niye yiyeyim canım kendim pişirdim. Ya ye canım 4-5 gün bir keyif hayır, yap. Ben pişirirken keyifleniyorum zaten. Yani o yüzden en sonunda tabii ki kim kazandı? Annem kazandı. O yüzden şeye gidiyorlar. Pansiyona gidiyorlar. Annem pişirecek ama nereye bulacaklarını buldular mı bilmiyorum onu da. Buldunuz mu bir yer? Anne Bat ablanın o kaloriferli yeni apartmanı. Denizli'de miydi orası sizin gittiğiniz? Denizli mi? Karait. Heh, Karait. Oraya gidecekler. Yalnız bu arada ben vlog çekerken de o pıt 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 başladı örmeye. Şimdi çanta örüyor. Onu göstermedik. Göstersene be. Tamam bir başlangıcını göster. Yeni penyeyi de giydin anne yıkamadan. Hop. Giydim kaldım unuttum öyle. Hiç önemsemez geri şeyi. Hayır bir şey olmaz der. Evham yapmaz. Ben evham yaparım. Ay daha önce denedi mi? Kim denedi? Ay ya bir hastalık niye geçerse. Niye denesiniz denettirmiyor ki kadın? Gerçekten. Ben burada yakınım diye verdim. Şimdi bir tane der mi alacağız? Alacağım. Ama çok zayıflarsan bol olacak onlar. Ay keşke zayıflayayım da onları savurup atarım. Savurup. Göster göster hadi. Örgünü göster. Azıcık başlangıcını göster. Daha örneğe yeni başlıyorum. Onu şimdi diyordum. Örnekten kuracağım. Hı. Üstüne de gene bu kadar üstüne yapacağım. Bakayım şöyle. Şöyle güzel. Çok güzel bir rengi var ama. Şu düğmelerden yenisini buradan yaptı. Oradaki beyefendi ve bayan. Attı deyince ben. Bunların hepsi yenilenecek biliyor musunuz? Sakın onlara bakmayın. Çok moralim bozuluyor onlara bakınca.
düğmeler atık atık. Sabahları bir geliyorum 3-4 tane atmış. Bir sonraki sabah geliyorum yine atmış. Böyle bakın. Onların hepsini tekrar yenileyecek Sami. Atanları. Niye biz böyle çekmiyoruz? Kafam çalışmıyor. Ya zaten şu şey saatlerimiz vardı ya. Swarovski saatlerimiz böyle renkli. Ben onlardan ilk aldığımda bayağı aldım. Ama çok pişman oldum. Neden çok çok daha almadım? Çünkü ben dahil onu alan herkes sonra bir daha bulamadı. Toptancı bile yok abla diyor şu an diyor 10 bin adet olsa bir saat içinde satarım diyor. O saatler o, bu sabah ondan da kafam karışık. O saatler bir tek benim toptancıma gelmiş. Allah'a şükür bu arada bekleyenleriniz var. Biliyorum not aldıklarım da var. Ön sipariş oluşturanlar da var. Yine o saatlerden isterseniz yazabilirsiniz. Bugün siparişini oluşturdum. Yarın elime gelecek Allah'ın izniyle. Yani o çok beklediğimiz Swarovski'nin saatleri geliyor. Yarın geliyor. Ay ben bugün komik oldum ya anne. Böyle hizmetçi Tatyana'lar oluyor ya. Hı. Bak bak tokama baksana. Bak bu lastik böyle Tatyana gibi. Hemen oluyor. Ne olur. Bak. Vallahi bir Tatyana gibi oldu. Şuna açık tadına baksana Nilgün Toş. Nilgün Toş. Doymuyordu. Sesini açtık. Bu en güzel Alanya'da. Buradaki o kadar güzel değil. Hiç canımız çekmez. Yine de göz aklımıza yer edin ama o kadar güzel değil. Hani üzülme. Yiyemiyorsun diye. İsterse güzel olsun. Sen ben, bu kadar nasıl kararlı oldun? Ben kararlıyım. Beni bir dahaki bir otlarda bekleyen yemeyecek. Anne. Bu lambrosunu keseceğim yani. Mahsus konuşuyorum ki bu sözümü yemeyeyim diye. Mahsus konuşuyorum yani bu söz hep aklımda kalacak ya. Utancan. Utancan. Yani sözümde durmam lazım. O söz verdim diye söz vermedim de yani. Verdim. Yenge kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. İlk derecesinde çalışan iki bayan geldi. Onlar için böyle bu incileri getirdiler, kendi incileri. Tasarım yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz dediler. Sonra işte birlikte konuştuk, karar verdik. Farklı bir model böyle daha modern, incide daha modern bir takım yapacağız. Bilekliği, kolyesi, küpesini de üzüm küpe istiyorlar. Ama üzüm küpenin yaprakları olmayacak. Halka da bakın şöyle. Şöyle halkada olacak üzüm küpe. Yani daha modern olacak. Şimdi bunlar da bitsin ama bugün biter mi bilmiyorum. Sami sanırım bugün şeyleri bitirecek. O renkli doğal taş bileklerimizi bitirecek. Bunları size göstereyim dedim başlamadan önce. Sipariş fişte içinde inşallah göstermemişimdir. Şimdi bunları size göstereyim dedim. Şimdi geçen vlogumuzda annemin, ablamın ve benim bir kargomuz gelmişti. Ankara'dan bir butikten. Zaten butiği göstermiştim kartını da. Çok ilgililer. Yani işlerinde gerçekten tebrik ediyorum. Dün sipariş verdim. Bugün elimize ulaştı. İkinci siparişleri verdik biz bu arada. Ben vermedim. Ablam bir yelek daha aldı. Aslında ben krem yelek istedim. Soralım dedi imalathanemize. Sordular bir hafta sonra onu çıkarabiliriz Nilgün Hanım dedi. Olsun dedim. Önemli bir hafta sonra ben alırım gelince. Ablam bir yelek daha sipariş verdi. Gri bir de annemin yeni siparişleri var. Şimdi onları açacağız. Annem de... Hoş geldin. Annem de müşterim var. Onlarla ilgileniyor mu ya incilerle? Merak ediyorum. Diyorum ki bekle anne bir dakika vlogda açacağız. Olacak mı olmayacak mı korkuyorum. Ama bak olmayacaksa da artık date giriyorsun. Böyle geldi. Yine kapıda ödeme aldık. Göstereyim. Kapıda ödeme 3500. Ödemiş Sami. Şöyle göstereyim de reklam vallahi değil yani. Kendi paramızla ödediğimiz aldığımız ürünler. Bir tanesi çok güzel. Bu daha özel üretim bir ürünmüş. Angora lacivert çok güzel bir hırka. Bir tık anneme dar gelme ihtimali var. Ama annem işte onu... Yok bu ablamın bir dakika seninkini de göstereceğim. Sen onu boş ver benim çıkar. Bu ablamın grisi. Geçen gün aldığımız kahve yeleklerin grisi. Bir dakika. İşte ben bunun beyazını istedim ki beyaz böyle tüylü uzun çizmelerim var. Onlarla giyerim diye istemiştim. Sonra siyah da sordum. Siyahın da bedeni kalmamış. 40 bedeni kalmamış. Güzel ama sıcacık tutacak. Bakayım. Çok güzel bir yelek. Oo, sıcacık. Geçen gün aldıklarımız da bu. Sen seninkilerden bizi gözün görmedi.
Böyle koy anne sen ver. Başkasının şeyine karışmıyor. Ay çok güzel hırkamın kalitesi. Güzel de ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi arkadaşlar? Ne olacak? Ay bir dakika bir göstereyim anne. Heyecanlanma çok acelecisin. Şöyle angora ipten. Bir dakika bir göstereyim. Şuna bakar mısınız? Ay o kadar güzel bir trikosu var. Ay diğer aldığı hırkalardan bu çok ama çok daha da güzel. Bu da şimdi kampanyadaymış. 1700 liraymış. Böyle gold düğmeleri uzun. Olacak gibi değil mi? Hadi açayım da hemen heyecanlandı bu. Hatun çok korkuyormuş ya. Duyuyor musun? Çok korkuyorum olmazsa diyor. Çünkü beğenmiştim. Ama kilo veriyorsun. Olmazsa da Allah'ın izniyle şimdi olacak. Şimdi Neslihan da aldı. Ayıp olur mu? O genç ben yaşlı bunu alayım. Ama Neslihan bu rengini almadı. Onunki beyaz çok güzel. Genç rengi. Seninki lacivert. Ama gold düğmelerle de çok hoşuma gitti bu da benim. Ay tribos çok güzel. Ay sanki doktorda sıra beklerken ben böyle olurum. Öyle Allah korusun. Ay anne bunun için olacağım. Dünya ama malı. Çok sevdim. Aman ne yapayım? Olmazsa da olmaz. Bir dakika. Ay, şöyle gel şöyle gel. Bakma değil mi? Arkadaşlar bakacak. Hani buraya gelir misin? Lütfen. Darsa kimseye göstermeyecek misin? Gelir misin? Ders değil mi? Değil. Hayır. Gel bir dön bir dön. Anneciğim bir dön. Bir dakika. Nasıl oldu? Ver. O zaman azıcık kilo vereceğiz. Gel çiçeği aldım. Bak dur şimdi bırak sen. İçerisine el sıvayken böyle uzun tunikler oluyor. İçlere giymeye kolsuz böyle. Ondan alabilirsin. Bu önünü de böyle kullanabilirsin. Hadi gidelim anne. Hadi gidelim hadi şimdi hadi. Söyledim ya hadi gidelim. Şimdi iki tane de. Annem pantolon aldı. Ben onları unuttum ben. Ay hediyeler çıktı yine. Ay bunlar çok bol. Anneciğim 54 giyiyordum. Sana 54 söyleyelim dedim. Sen dedik 56 olsun bol bol olsun. Yine bir anahtarlık. Bir halley. Şöyle iki halley. Bir tane daha çıktı. Diyetteyim ben halleyin yanı. Ben yedim. Bakın iki tane de ama böyle. Pantolonlar da çok güzel kışlık. Şu yan kısımları lastikli bakın pantolonların. Evet çok güzel. Şöyle küçük beden X small 30'a 34 beden. Bunun altına. Çünkü... Gel böyle bu bunun altına. Lacivert hırkasının altına bak ne kadar güzel oldu. Şimdi içime dal hemşire. Şimdi içine dal sen. Oo. Hadi gelin. Siyah bir tane de. Allah'ım niye bu kadar aceleci annem var? Niye bu kadar aceleci acaba? Aa cep veriyor mu? Cebi olur canım o şık bir hırka. Cep olmasa ne olacak? Bu da böyle siyahı pantolon. Pantolon sanırım 400. Neslihan'cığım takım olduk. 490 ya da 500 lira pantolonlar. Çok da güzel. Şimdi en son size çekim yaptım. Ondan sonra annenle hazırlanıyoruz. Ace Wake'ye çıkacağız. Ha o arada bir de müşterim geldi. Onunla ilgilendim. Sonra anne dedim hadi müşterim gitti. Ace Wake'ye gidelim. Neyse hazırlanıyoruz. Telefonum çaldı. Böyle bir kurumsal bir telefondan. Show Türk kanallarından arıyoruz dedi. Bir program varmış. Böyle markalarla yaptıkları. Davetsiz misafir dedi. Programın adı davetsiz misafir. İşte Nilgün Arslan'la mı görüşüyoruz dedi. Evet benim dedim. İşte araştırmacı ekibimiz tarafından siz bulundunuz dedi. Sizlerle röportaj yapmak istiyoruz. İşte ekibimiz, kameraman ekibimiz işte hepsi gelecek. İşte sorulacak sorular size söylenecek. Cevaplarını siz söyleyeceksiniz. Bakın çipi gördüm. Bak. Ey salla. İyi misin tatlı? Bak iyi misin? İyi misin? Bütün bak. Gel beni resim çek sana. Sen ekran resmi alayım. Gül el salla. El salla. Abi istersen teşekkür et arkadaşlarımıza sen de. Ablacığım sağ olun. Allah sizinle razı olsun. Çok sağ olun. Her birinize bakın ne güzel rastlantı oldu. Arabasını aldım ben bunu. Aldın mı? Aldım ama kenarda döşeme yaptırıyorum. Ha, buralarına döşeme yaptırıyormuş. Bakın ne güzel bir tesadüf oldu. Sonra bize gelecek zaten abi değil mi? Arabayı aldıktan sonra geleceğim. Hadi sağ ol sen. Öpüyorum aşkım seni. Hadi. Prensesim güle güle. Allah'ıma emanet ol. Aşkım Allah'ım afiyet bak. Olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne güzel bir tesadüf oldu. Yardım eden arkadaşlarımız için de böyle bir şey oldu. Benim böyle içim rahatlığı böyle olacak.
Neyse böyle yani sorulacak soruları işte biz belirliyoruz. Siz cevaplarınızı hazırlıyorsunuz. Sonra röportaj yapıyoruz. İşte Show Türk kanalında çıkıyorsunuz ve internet sitelerimizde YouTube sayfamızda da yayınlanıyor program dedim. Böyle dedim ki şu an valla biraz müsait değilim. Daha sonra dönüş yapayım ama. Evet sen ne diyorsun Zümrüt Toş? Ben bir şey değişeceğim. Sen yok, nasıl istersen. Yok ben de kabul etmem. Bana bırakırsan ben istemem. Bana bırakırsan ben istemem diyor. Ay vallahi bu suratım. Aa ne haber? İyiyim ben de. Ay kocaman olmuş maşallah. Görüşürüz. Bizim ön taraftaki butiğin sahibi Arzu. Bebeği oldu ama büyümüş bile. Öyle yani dediğim gibi Nilgün Taşı'nda teklif geldi ama kabul etmeyeceğim. SV2'den geldik. Ama orada hiç çekim yapamadım çünkü. Müzik vardı bir. İkincisi o kadar çok amca vardı ki. Ay bir sürü yaşlı amca, yaşlı teyze. Hepsi Ezra'yı gibi. Şimdi şunu babam için aldık. Böyle kot gibi ama annem çok beğendi. Yumuşacık bir kot böyle. 36 lira. Bana kalsa kot değil ya. 599 lira. 599.99. 600 lira. Benden babana hediye. Yalnız babam bile 36 beden giyiyor anne. Ne demek o? Bak 36. Yani bana hakaret mi? Biz 36 giyemedik. Sonra... Ay, hani şunları bir alır mısın? Sonra annem lacivert hırkasının içine zar zor, böyle kolsuz bir şeye baktık, onları yazın kaldırmışlar. Yokmuş. Şöyle bir lacivert, şöyle bir şey bulduk bakın. Hem de indirimdeymiş, güzel. 299.90, 300 liraya düşmüş. O 800'müş, 550'ye düşmüş, şimdi 300'e düşmüş. Beni görünce korktular. Ben hiçbir şey almadım. Şu sabah gösterdiğimiz lacivert angora hırkasının içine. Sonra bir tane böyle bir renk aldık. Dedim bunu çok amaçlı. Hem siyah da kullanırsın. Şey, ne renk deniyordu? Bej rengi. Açık pudra. Yok pudra değil. Bej rengi böyle işte. Açık toprak rengi gibi. Bunu siyahlarla da kullanır. Lacivertlerle de her renkli. Çok da güzel bir trikosu var. Bu da 600 lira. Elhamdülillah. Sen de ver. Sonra bir tane de böyle siyah aldık. Şurasında sadece şöyle bir. Ya beğendiğinde beden olmuyor. Beden olanını annem beğenmiyor. Bir sürü beden var bana. Tabii bir sürü beden. Şu şöyle siyah. Kuzgun bir siyah ama size biraz parlak görünüyor sanırım. Füme gibi görünüyor size. Bu da 300 liraya düşmüş. 450'den. Siyah. Bu da bildiğimiz penye. Anne penyesi. Sonra Zümrüt Sultan'ın neredeyse patentini alacağı penyelerden. Artık bu penye, bu desen, bu model dedi mi benim annem yani. Kenarı şöyle minik fırfırlı çiçekli klasik anne penyesi. Ama nasıl bir kumaşı var, penyesi var biliyor musunuz? Annenlerde kalalım biz hepimiz annenin bu penyelerini giyiyoruz gece yatarken. Hemen bunları alıyoruz. O kadar rahat ki. Anne, kuzenler grubunu attım. Televizyon programından geldi şey diye. Ay dolar kabul etsene. Etmeyeceğim dedim. Şimdi size gösterdim mi bilmiyorum ama önceki günde sanırım böyle bir siparişimiz var diye o bitti. Şimdi ikincisini de sana verecek. İki tane aynı yaptırdı ablamız. Hatta onunla birlikte GAP turundaydık birlikte. Bahsetmiştim size sanırım. Böyle bitmiş halinde göstereyim dedim. İki yanına küçük dorikalar istedi. Ucunda da böyle sade bir çerçeve yaptı Sami. Çok güzel oldu. Güzel günlerde kullansın inşallah. Bir dakika şimdi. Bir sesini kısıyorum ve evet Serdal abi. Vlogumu kapatır mısınız annemle ikimiz? He. Vlogumu kapatır mısınız? Finish. Finish. Vlog muhabbet etsene. İşte kaçma kaçtık önüne mi koştun? Kim o? Kumsal. Yok kapının önüne. Kapının önüne çıkmış. Sen vlogu kapatsana güzel. Kapattım işte finish dedi. Hayır öyle denir mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz dememiz lazım. Zamanlarını ayırdılar bizi izlediler. Evet. Zamanlarınızı ayırdığınız bizler için.
Evet, teşekkür çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Evet. Kalın sağlıcakla. Amin. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda buluşalım. Bu kızı eliniz için Allah yardımcınız olsun. Bak şimdi ya. Evet anne sen kapat. Herkese güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın. Bu akşam yayınlayacağım hemen nasipse. Ya Kutsal sen de kapat.